Hoş geldiniz. Ben Mesut. Bugün sizler birlikte This is Life 1 oynuyoruz. Şu anda da Twitch'te canlı yayındayız. Siz de yayınlara katılmak isterseniz ekranda çıkan Twitch adıma ya da açıklamadaki linkten tıklayarak gelebilirsiniz efendim. Genellikle akşam saatleri saat 8-9 gibi yayın açıp gece 1'e 2'ye kadar devam ediyoruz. Birlikte oyunlar oynayıp sohbet ediyoruz. Şimdi karakterimin adını koyuyorum. Karakterimin adı ne olsun? Bir erkek olsun. Ne olsun? Bıldırcın. Adımı Bıldırcın yapacağım. Anladığım kadarıyla sıkıcı ve basit bir tarayıcım var. Ve sen de bundan bunu aldın değil mi? O zaman OperaGX'de mağazana layık. Mesela OperaGX'de istediğin temayı seçip tarayıcını özelleştirebiliyorsun. OperaGX'in mağazasından ücretsiz bir şekilde istediğin temayı seçiyorsun. Bu tema sana arka plan müziği, klavye sesi ve tıklama sesi bile veriyor. İstediğin zaman tek tıkla kapatıp açabiliyorsun. Hatta GX Corner köşesi diye bir yer de var. GX Corner yeni çıkacak oyunları, indirime giren oyunları, hatta ücretsiz oyunları ayağına kadar getiriyor. Tüm uygulamalarını ise OperaGX'e daha yakınsın. Mesela Twitch hesabının elinin altında. Aynı şekilde Discord'dan da tek tıkla ulaşabiliyorsun. Ve hayır, tek tek uğraşmana gerek bile yok. Önceki tarayıcından kalan tüm ayarlarını da hızlıca OperaGX'e aktarabilirsin. Eski tarayıcından OperaGX'e geçmek işte bu kadar kolay. Sen de OperaGX'i indir ve sıkıcı tarayıcını geride bırak. Açıklamadaki linkten OperaGX'i indirebilirsiniz. Adımı Bıldırcın yapacağım. Bence gayet kaliteli bir isim. Efendim, oyunun mantığını söylüyorum. Bizim bir ikinci el dükkanımız var. Bize insanlar geliyor, diyor ki işte bende şöyle bir eşya var, bunu alır mısın diyor işte. Biz ucuz fiyata ne kadar milleti kazıklayarak böyle satın almaya çalışıyoruz ve sonrasında onu böyle cilalayıp azıcık temizleyip çok daha böyle fahiş fiyatlara satmaya çalışıyoruz. Dolandırıcılık yapıyoruz kısmen. Böyle bir oyun. Kiralık dükkanlara falan geçebiliyoruz. Sonra kendimize işte eleman alabiliyoruz. İşte şanslı kişi bize ekstradan pasif olarak şans getiriyor. Bilir kişi işte sahte eşyaları çözüyor falan. Bu şekilde ama şu anda 10 birimiz var. Çok fakir. Üstümüze don paramız yok, o yüzden almayacağız şu an bir şey. Başlıyorum direkt. Fıtı 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 fıtı. Bu piç beyefendi de şu ilk gelen bizim yan komşumuz. Biz gitmişiz yan tarafımızda bir ikinci el dükkanı varken zaten gidip bir de onun yanına yeni bir dükkan açmışız. Bu da işte bizim düşmanımız. Randall, Twybe demek bir bu barakayı satın aldı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben yandaki ikinci el dükkanının sahibiyim. Daha açık konuşursak şehirdeki en iyi ikinci el dükkanının. Yandaki mi? Evet, benim tam yanında olduğumu bilmeden buraya ikinci el dükkanımı açtın gerçekten. Hah, şimdiden kendini batmış bil. Göreceğiz. Sen benim 30 milyonum olduğuna gel kardeşim. Şu an burada gördüğüm tek şey zavallı bir toy. Hatta şöhret ölçerimde hiç bu kadar düşük bir şöhret seviyesine karşılaşmamıştım. Ha, nasıl yani? Ha, neden bahsettiğimi bile bilmiyorsun değil mi? Bizim meslekte asıl önemli olan şöhret seviyesidir. Sana yeni fırsatların, paranın ve şöhretin kapısını açar. Ancak yeteneklerini artırıp daha prestijli dükkanlara geçerek şöhret seviyeni artırabilirsin. Gerçi bahse girelim, sen acemi bile olamazsın. Size şöyle göstereyim. Bizim burada gördüğünüz üzere bir şöhret seviyemiz var. Biz daha acemiyiz, bir daha daki bir sineğiz. Yeni dükkanlara geçerek işte ne bileyim şuradaki hani en başta seçtiğimizi de arttırabiliyoruz ama parayla arttırabiliriz. Bunları arttırarak şöhret seviyemizi yükseltip daha fazla müşteri falan kazanabiliyoruz. İtibarımızı arttırabiliyoruz. İtibar ne efendim? İtibar şu şekilde işliyor. Sahte ürünleri satmaya çalıştıkça ve insanlar fark ettikçe itibarımız düşüyor. Ne kadar çok itibarımız düşerse o kadar çok insanlar bizi tercih etmiyor. İlk alıcımız geldi. Bak burada satıcı olduğunda bize ürün satmaya çalışıyor. Gelip elimde şöyle bir şey var alırım diye. Alıcı olduğunda da bizde hali hazırda olan şeyleri almaya çalışıyor. Merhaba, ismim Gale. Az önce şu raftaki ürünü fark ettim, param var. İlgilenmiyorum dediğimde direkt gidiyor. Sonra dediğimde gidiyor. Günün sonunda tekrar geliyor. Bakalım dediğimde de bakıyoruz zaten. Şimdi bizim elimizde 6 ciltli bir kitap varmış. Sıra dışı ama durumu çok kötü. Fiyatını bilmiyoruz. Karakteristik özelliklerini bilmiyoruz çünkü sezgimiz çok düşük. Sezgimizi yükselttikten sonra karakterine göre şey yapabiliyoruz. Mesela sabırsız olduğunda çok fazla böyle şey pazarlık yapamıyoruz. Direkt gidiyorlar falan. Koleksiyoncular her şeyi alıyor. Abim ben bunun fiyatını bilmiyorum. O yüzden sana kaça satacağımı bilmiyorum ama ben sana diyeyim ki bu 700 diyeyim. 700'den pazarlığa başlayalım. Sen 440'da ısrarcı mısın? 500. 500. 475. Al hadi. Al hadi, al. Al hadi. Merhaba Marco. Ne almak istiyorsun? Senin bilgili orta derece bilgiliymiş. Ne istiyorsun? Sıradan iyi durumda bir halımız varmış. Al, satalım onu. Çok kötüymüş. Ben diyeyim ki bu 700. Çok mu ucuza sattın? Direkt kabul etti lan. Bir itiraz etmesini bekliyordum. Sağ üstte koyunca para falan gözüküyor ya. Ha, kira mira da veriyoruz bu arada. O yüzden paraya dikkatli harcamamız lazım. Bize güzel ürünler var gibi. Oo, efsanevi bir ürün var. Çok nadir bir ürün. Bunu çok pahalıya satabiliriz. Sıra dışı, sıradan falan. Okey. Aç gözlü değil. Bunu ben satın alamam, git.
Merhaba abim, neyi alıyorsun? Koleksiyoncu bak, bunu keklerim. Sıra dışı kötü durumda, ilgileniyorum. 1600 lira mı bunun fiyatı? Abim, o bize bir gelişi olan 2500. 2300. 2399. Pinti. 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 Ne alacaksın ne? Sen 188'miş orta. Aa, 277 mi veriyorsun lan? Abi o 500'e satarım onu ben. 300'e satarım. Al hadi. Hadi adam. Hoş geldiniz beyefendi çöplüğümüze. Buyurun, ne satıyorsunuz? Aa, bunu götür yapacağım, git. Ne satıyorsunuz? Ha, alınır bu alınır. Hiç aç gözlü biri değil. Ben bunu fena kazıklayıp alırım bunu. Abla ben bunu 5 liraya alırım. Bak, bazen tahmini fiyatı bilmediğimizde, yani çok emin olamadığımızda ve karşımızdaki kişinin ortalama olarak bir teklif sunmadığında çok düşük bir fiyat verebiliyorum eğer alacaksam, ya da satacaksam da çok yüksek fiyat veriyorum ki karşımdakinin ortalama ne kadar fiyat düşündüğünü öğreneyim. Eğer söylemediyse, ilk teklifi bizden bekliyorsa. 140'lık istiyormuş, ben sana onu 100'e satarım. 100'den alırım sana. 100'den alırım. Ben böyle ilerlemesem batarım. Oğlum 5 lira, her şey böyle başlanır. 5 lira 5 liradır. Parayı küçümsemeyin. Merhaba abim, ne satıyorsun? Oo, aa, bunu alırsak fena kıvırız. Ben bunu alırım. İki cila alırım. Birine bir kazıklarım bunu. Abi de bayağı ucuza satıyor. Enayi. Abi 4000 ver onu bana. 4000'e ver onu bana. Tamam, biraz eli sıkıymış. 5000'e ver onu. Hadi 1500, 5500'e ver. Tamam, 5600'e ver. Al 5700'e ver koyayım ya. Pinti herif. 100 liranın lafını yapıyor ya. Aç gözlü biri. Bu bizden az para şey yapmaya çalışacak. Ablam biz bunu sana 600'e satarız. Çok mu ucuza verdim? Niye direkt kabul etti? Niye direkt şey oldu? Kazıklanmadım lan. Bak bir şey diyeceğim. Ben bunu tahmini fiyatı 10.000 civarı. Ben bunu 5.000'e aldım. Ben bunu 12.000'e satarım. Bu arada bu çok pahalı bir şey. Ben bunu fena paraya satacağım. Arada bir enayiliğim tutuyor. Ney? Aç gözü. Almam bunu. Ne bu? Okuldan sıra mı çaldın lan? Alırız. Alırız. Ben buna 1.000 lira veririm. Sen ablam, sen çok istemiyor musun sence de? Sence de. Dur git yani. Gel, açtık dükkanı, açtık. Buyurun. A, almak mı istiyorsunuz mu? Hoş geldiniz. Ablacım, biz onu yurt dışından Amerikanya'dan getirdik. Ama senin güzel gönlünün güzel kokusunu için 550 veririm. Zaten çok da çirkin, ben seni sevmemiştim. Kiralık dükkan açmak istiyorum, param yok. Devam. Alayım bunu. Alayım. Niye almayayım? Ben bunu cilalar satarım. 500'e aldım. İyi para ama artık alıcı çıksın da ben bunları satayım. Aa, bir dakika, haftalık benim kiram çok ucuz lan, tamam sorun yok. Şu an batmayız kolay kolay. Bakın, tamirci alırsak çok iyi. Neden? Elimizde böyle çok aslında durumu, hani nadiri efsanevidir işte, sıra dışıdır, çok iyi ürünler gelir. Ama durumu işte mesela çok kötüdür. Ben bunu işte atıyorum 300'e alırım. Tamir ederim. Tamir fiyatıyla işte 400 lira bana zarar girer. Ben bunu 1000'e satarım. O yüzden tamirci oyunda çok önemli. Şunu alayım ben. Birinci seviye zaten. Çok fazla maaş vermiyorum. Efsanevi ama çok da değerli bir eşya değil. Her zaman efsanevi diye çok pahalı olacak hali yok. Buyurun ablam. Alacak mısınız tabii? Ben bunu 500'e aldım. Abla o 1000 lira. Böyle enayi kazıklıyorsun. İşte 500 aldım, 1000 liraya sattım. 500 lira kârdayım. Oyun bu. Oyun bu. Oyun şerefsizlik oyunu. Ne alıyorsunuz? Aa, en özel ürünlerimizden. Papağanınız da çok tatlıymış. Abi o 5000 lira. Aman be. Abi o 4000 lira. Hadi. Ben daha en iyisini bulurum. Boş verin arkadaşlar. Dertlenmeyin. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Nasılsınız? Keyfiniz yerindedir umarım. Sen zengin bir beyefendiye benziyorsun. Hinti. 900. Abi 600'e satayım git. 600'e satarım git. Git. Böyle satmam ki. Buyurunuz. Ay, en sevdiğim parça. Bu 5000 lira. Keşke 3500 lira teklif edene şey yapsaydık. Abla git ya, biz seninle anlaşamayız. Daha kazıklayacağım birini bulmam lazım. Bana tuvaletini niye satıyorsun ayrıca? Merhaba, kazıklanmaya hoş geldiniz. 5000. 5000. Ben o ürünü 3500'den aşağı satmayacağım. Hoş geldiniz.
O tomarla para mı getirdin? Dur bir dakika. Bir dakika abim. Hemen. Buyurunuz. Koleksiyoncusunuz bir de. Oo fena. Abicim. Onun bu şeyden geldi. Çok bilim Antarktika'dan getirdik biz bu figürü. O yüzden bu 14 bin lira. Hadi. 8 bin. Hadi. Polis geldi. Yok, sahtecilik dolan yok bizde ablam. Buyurunuz. 310 mu? Sizin canınıza kurban 600 ama. Ya git ya, ben bunu uçuk bir fiyata satmazsam şerefsizim. Günaydın, dükkanınızın güvenlik sistemlerinin yasal standartlara uymadığını gördüm. Abim biz geçeceğiz burada önden. Cezayı ödüyor muyum? Racon kesmeyin polise. Hoş değil. Polisi niye çağırdınız abi? Ben kimi dolandırdım ya? Lütfen yapmayın. Dolandırıcılık yapıyoruz kısmen. Yaptırmak için sana zaman veriyorum. Teşekkür ederim. Yaptırmayacağım. Memo ismi var. Neyi almak istiyorsun? Ya hadi ablam, seni bir kazıklayayım. Ha, kimi dolandırdım ya? Lütfen yapmayın. Güzel kazıklanırsın sen. 550. 500. Hadi ablam, 500 al gitsin elimden ya. Hadi tamam, senin güzel burnuna 490. Hadi 480'e satıyorum ya. Git elimden çıksın bu lanet ürün. Evet, yeni bir gün, yeni bir umut. Ben tamirciye maaş para veriyorum da çalıştırmadım. Hiçbir şeyleri yaptırayım. Bak, onu unutturdunuz. Bilgili, bunu kazıklayamayız. Ablam, onun değeri 4000 lira. 3500. Hadi 3350'yi al, senin canını yerim. 1500 lira kar kardır yani. He, alırım. Abi onun değeri 5 lira. Şaka yaptım ya, hemen kızma. 150 lira. Hadi 160. Hadi 170'e ver git ya. 20. Almıyorum abla çocuğun orangutanını. Zengin bir beyefendiye benziyorsunuz. Abim 700 liraya satayım ona. Ama sen çok ölü fiyat söyledin. 600. 500. Fuck you. Öyle üstüne başına takım alacağını donan. Alayım. Alayım. Güzel ürün. Güzel. Ben bunu, bak, buna ben 1000 veririm. Hadi 1500 veririm. 2 cila alırım, 5000'e satarım. Bunun tahmini fiyatı 2700. Ben bunu 1900'e alırım. Ay. Sen çok eli sıkı biri misin? Hadi ne olur 2500'e ver, ben zarara girmeyeyim. Tamam 2700'e ver, Allah'ın cezası. 2 cila alırım, yaparım bir şeyler. Merhabalar. Gangsta. Ya abi 450 alın onu ya. 400. 400'den aşağı inmem. Hadi yolumuza bakalım. Aç gözlü değilim o bilgili. Bunu satayım ben artık birine. Al bu 4000. 3600. 3500 inmem daha da. Fena kar bence. Yeni dükkan alacağım ama biraz daha para biriktiriyorum. Mesela buna geçebilirim. Şöhret puanımı 3 arttırıyor. Envanter boyutumu, yani eşyalarımın boyutunu 2 arttırıyor. Maksimum müşteri arttırmıyor. Günde maksimum 4 müşteri geliyor. 2 tane çalışma alanı veriyor. Yani 2 kişi de alabiliyoruz işte, çırak mırak bir şeyler. 15 bin vereceğiz. Haftalık da 420 lira kira daha vereceğiz. Alalım bence. Al abi ya. Al. Al. Aa, şöhret seviyem arttı. Şöhret seviyem arttı. Artık çırağım. Ya yine neye geldin ya? Git. Mük. Güce. Bu dükkana ne zaman gelsem biraz daha yıkık dök görüyorum. Ne istiyorsun? Dün şöhret seviyen beni bayağı bir şaşırttı ama şok üzerimden attım. Bundan daha fazla ilerleyebileceğini sanmıyorum. Bahse girelim. Kabiliyetli olamayacağına dair bahse girelim. Eğer korkutuyorsam teklifi geri çevirin. Ah, bahsi kabul ediyorum. Şöhret seviyen bir arttığında bahsi kazanıyorum. Buyurunuz, gidiniz. Buyurun. Alırım. Aç gözlü de desin seni alır. Enayi. Ablanın 400'e ver bana. 500. Seni güzel canlı yiyeyim. 630. 630. Ya ver 650'ye. Ben bunu 3000'e satarım. Buyurunuz, buyurunuz, buyurunuz. Biz onu yeni tamir ettirdik. 9000. Hadi ablam 9000'e al ya. Hadi ya 8000. 7500'e satıyorum. 3600 vermişim. Tamam 4000 lira kârdayım. Merhaba. Ne satıyorsunuz? Hadi abim. Hadi işine. Babaannesinin bilekliğini getir. Buyurun. Hoş geldiniz. Aa,
Hemen bana sat mı dedi o. Bekle ben seni bir kazıklayayım. Bir kazıklayayım. Seni dolandırdım ya. Lütfen yapmayın. Yani ben buna 4500 verdim. Abla o 10.000 lira. Zaten sevmemiştim. Buyurunuz satarım. Satarım. 2000. 2000'e sattım. 2000'e sattım. 1800. Ya abi 100 liranın lafını yaptığına inanamıyorum ya. Almıyorum ya. Çok keyfimi kaçırdı. Merhaba polis bey. Sahte mal ticaretinin suç olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Evet ama merak etmeyin. Artık polisin bu vebayla başa çıkmasına yardım edebiliriz. Ne yapacağım? Yerel mafyaya ket vurarak onların rahatını bozabiliriz. Tamam. Sahte mal varsa kalsın. Kısa bir süre sonra onları almaya gelip sizi yardımınız için ödüllendireceğim. Ödüllendirmekten kaçtığınız 15.000 liraysa olur. Ne olur bana ucuz bir şey söyle. Senin ağzını yerim. Senin ağzını yerim. Çok... Tamam çok düşürmeyeceğim ki bunu kaçırmak istemiyorum. 3900'e aldım. Fenaya satarım bunu. Ya keşke onu almasaydım. Bu çok daha pahalı bir şey çıkacak değil mi? 7 lira. E peki şey niye bana 600? Bu sahte değil mi? Bu sahte değil mi? Çünkü epik şeyi bana bu kadar yüksek nadirlikte bir şeyi çok kötü bile durumu olsa 660'da satması benim kullandırdı yani. Sahteyse de ben bunu satarım çaktırmadan dur. 400. 500. Git. Sahteydi zaten ben farkındayım her şeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yaparsanız da beni desteklemiş olursunuz. Unutmayın. Aynı zamanda dediğim gibi canlı yayınlara katılmak için açıklamadaki linkten ve şu an ekranda yazan Twitch adımdan beni bulup gelebilirsiniz. Canlı yayınlara birlikte oyunları oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Aynı zamanda Instagram ve TikTok'u da açıklamada takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bay bay.